Herkese merhaba, ben Merve Şahin. TED Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz yaz ISEE'nin Global Volunteer Programı ile Rusya'da bir gönüllülük programına katıldım. Bugün size bundan bahsedeceğim. Rusya'yı seçmemin sebebi, geçtiğimiz yazlarda Avrupa'da bulunmuştum ve Rusya'ya gitmek sandığımız kadar kolay değil aslında. Vize sürecinde biraz problem yaşayabiliyorsunuz. Fakat bu ISEE projeleri sayesinde vize süreciniz hem hızlı hem de daha kolay bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden de Avrupa yerine Rusya'yı seçtim diyebilirim. ISEE programlarına katılmak isterseniz isec.org.tr'den kayıt bırakıyorsunuz ve hangi şehirde yaşıyorsanız o şehirdeki ISEC'de gönüllü çalışan insanlar sizlere yardımcı oluyorlar. Ben de bu şekilde kayıt bıraktım. Ankara'da okuduğum için ISEC Ankara Şubesi'nden bu gönüllü projeleriyle ilgilenen bir kişi benimle iletişime geçti. Neredeki projeye gitmek istediğim ya da hangi sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik çalışmamı istediğimi sordu. Bunları konuştuktan sonra önüme hani belli bir liste çıkarttık. Hani nereye gidebilirim? İşte hangisi benim bütçeme daha uygun tarzında ve Rusça bana göre daha uygundu. Bu yüzden Rusya'ya gitme kararı aldım ve Rusya'nın da St. Petersburg şehrine gittim. St. Petersburg'a gitme kararı aldıktan sonra oradaki projeye başvurdum ve oradaki ISEC gönüllüleri benim iletişime geçti ve beni mülakata aldılar. Mülakatın başarıyla sonuçlandı ve hani mülakatı gözünüzü çok büyütmeyin ya da yurt dışına çıkmak için İngilizcemin mükemmel olması gerekiyor diye bir şey yok. Hani insanlarla iletişim kurabildiğiniz sürece hiçbir problem yok. Çünkü ben de aynı seviyedeydim ve hani projeye gitmemin sebebi aslında evet hem sürdürülebilir kalkınma hedefleri destek olmak hem de aslında birazcık da İngilizcemi geliştirmekti. Mülakat sürecini atlattıktan sonra proje hazırlıklarına başladım. Bu benim yurt dışına ilk defa tek başıma çıkışımdı. Aslında bu biraz heyecan vericiydi benim için ve bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Projeye gittiğimde birkaç zorluk yaşadım ve aslında bu videoda size hani ilk defa yurt dışına çıkacaklara hem birazcık tavsiye vermek istedim hem de birazcık da ISEC projelerini tanımanız için fırsat veren bir video olsun istedim. Projeye kabul aldıktan sonra tabii ki hazırlıklara başladım ama bu hazırlık sadece işte pasaport, doğru, sağlık sigortası falan filan değil. Bana kalırsa gidilmeden önce yapılması gereken bambaşka hazırlıklar daha var. İlk olarak para meselesi. Eğer euro ya da dolar kullanılmayan bir ülkeye gidiyorsanız mutlaka cebinizde o ülkenin parasından hani az miktarda olsa bulunsun derim. Çünkü havalimanında döviz büroları size birazcık pahalıya patlayabiliyor. Bence Türkiye'deyken paranızı çevirip gidin. En hesaplısı bu olur. İkinci önerim ise yine gitmeden önce o ülkede hangi uygulamalar daha çok kullanılıyor bunu araştırın. Öyle gidin. Mesela bana kalırsa yurt dışına gitmeden önce yapmanız gereken bir diğer şey ise uygulama indirmek. Mesela ben Yandex Metro'yu kullandım. Yandex Taksi'yi kullandım. Yine Bolt diye bir uygulama vardı. Rusya'da çok popüler. Yandex Taksi'den hatta daha popüler kullanılıyor. Ve Yandex Çeviri'yi kullandım. Çünkü Rusya'da hani her önüne gelen İngilizce konuşuyor diye bir şey yok. Bunlar bence hayat kurtaran uygulamalardı. Ya da gittiğiniz yerde bir hostel ayarlamışsınız ama uçağınız rötar yaptı ya da bir şekilde sokakta kaldınız ve gittiğiniz hostel açık değil. Airbnb'yi yine kullanarak çevrenizde bulunan kalacak yerleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Çok hayat kurtaran bir uygulama gerçekten. Diğer dikkat etmeniz gereken şey ise bence gittiğiniz ülkedeki prizler. Baktığınız Türkiye'deki gibi o ikili prizlerden yok. Mutlaka uygun adaptörü olun. Çünkü diyelim ki havalimanında şarjınız bitti ve telefonunuzu şarj etmeniz gerekiyor. Eğer o uygun adaptör yoksa çok zor yani. Eğer yurt dışına ilk defa çıkıyorsanız ve hani öyle farklı kültürlerin, farklı yemeklerine ağız alışkanlığınız yoksa mutlaka yanınıza bir yulaf after, hazır çorba gibi aperatif hemen hazırlanacak yiyecekler almanızı öneririm. Mesela ben Rusya'ya gittiğimde yemeklerin yağları çok fazla kokuyordu ve hani hayat kurtaran tek şey o götürdüğüm hazır çorbalardı. Yine gitmeden önce bence gideceğiniz yeri nereyi gezmek istiyorsunuz, ne yemek istiyorsunuz, o ülkenin hangi yemeği ünlü bir araştırın derim. Ama tabii ki de bu sizin tamamen beklentinize bağlı. Mesela ben fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi çok seviyorum ve hani sadece işte nerede güzel fotoğraf çekilir, işte hangi müzeyi gezmeli değil de hangi müzenin önünde hangi pozu verirsem daha güzel çıkar. Mesela bu tarz araştırmaları da yapabilirsiniz. Bir diğer verebileceğim tavsiye ise hava durumu olur. Ben buna giderken aslında dikkat ettiğimi düşünerek gitmiştim Rusya'ya. Oradaki farklı şehirlerde bulunan arkadaşlarım da hava durumundan biraz bahsetmişti ama hani hepsi şöyleydi. Merve sen zaten Temmuz'da geliyorsun. Ağustos'a kadar zaten hava ısınır falan filandı. Fakat hiç öyle düşünmeyin. Ben Rusya'ya giderken yanıma ne tarz yazlık kıyafetlerim varsa hepsini götürdüm. Yanıma sadece iki tane sweatshirt almıştım mesela. Ama oraya gittiğimde o kadar soğuktu ki oradan ekstra kazak ve sweatshirt almak durumunda kaldım. Bunu kesinlikle araştırın, öyle gidin. Eğer bünyeniz hassassa, herhangi bir alerjiniz varsa, hani alerjiniz yoksa bile, en küçük baş ağrınıza bile yanınızda mutlaka ilacınızı bulundurun. Çünkü bu Rusya'da belki benim için çok zor değildi. Çok fazla ilaçlık bir durumum olmamıştı ama bazı ülkelerde gerçekten eczaneden ilaç almak Türkiye'deki kadar kolay olmuyor. Bunu kesinlikle göz önünde bulundurun derim. Projeye gitmeden önce zaten size bulunduğunuz
şehirdeki ofis tarafından bir hazırlık semineri gibi bir şey veriliyor. Hani orada acil durumlarda ne yapabilirsiniz, kiminle iletişime geçebilirsiniz ve benzeri gibi konularda. Orada gideceğiniz ülkenin yaşam maliyetlerinden de bahsediliyor aslında. Su ne kadar alınır, ekmek ne kadar alınır, hani dikkatli olun, kazıklanmayın gibisine. Fakat mesela kıyafet almak istiyorsanız, parfüm almak istiyorsanız ayrıyeten araştırıp gidin derim. Çünkü gerçekten turistik alanlarda tahmin edebileceğiniz gibi pahalı oluyor. Hani gideceğiniz yerde eğer bir arkadaş edinip dersiniz ki hani ben kıyafet almak istiyorum, şu fiyatlardaymış, çok uygunmuş burada, hani beni oraya götürebilir misin derseniz bu tarz işleriniz daha çok kolaylaşabiliyor. Bence bir diğer araştırması gereken şey de taksi ya da o şehirdeki ulaşım şekli. Diyelim ki akşam geç kaldınız, yetişemediniz bir yerlere. Hani şehirde 7/24 taksi bulabilir misiniz? 7/24 çalışan otobüsler ya da metrolar var mı? Bu önemli. Bir diğer şey ise toplu taşıma dışında. Diyelim ki hiç kullanmayabilirsiniz tabii ki de taksiyi ama diyelim ki acil durum oldu ve taksi kullanmanız gerekti. Bu tür durumlarda o ülkede hangi taksi kullanılıyor, hangisi kullanılmamalı tarzında şeyleri araştırmanızı tavsiye ederim. Örnek veriyorum, projede bir arkadaşım benimle geldiği aynı yere benden 3 katı fazla fiyat ödemişti. Az önce bahsettiğim uygulamalar gibi uygulamaları indirirseniz bu tarz riske girmemiş olursunuz. Gitmeden önce uçak bileti aldığınızda uçak firması size kaç kilo bagaj hakkı veriyor? Bence buna da çok dikkat edin. Mesela benim gittiğim sanırım 10 ya da 15 kiloydu ve ben hani ne olur ne olmaz diye ekstra bagaj kilosu almıştım. Çünkü havalimanında gerçekten çok uçuk fiyatlar ödeyebiliyorsunuz siz geçen kilolarınız için ve tabii ki de havalimanında eşyalarınızı bırakmak istemiyorsunuz. O yüzden bence mutlaka evde tartının üstüne çıkın ve o valizinizi tartın. Valiz konusuna gelmişken bence benim gibi ekstra şeyler almayın yanınıza. Ben gittikten sonra giymediğim çok fazla kıyafetim ve kullanmadığım çok fazla eşyam oldu. Az ve öz eşya götürün bana kalırsa. Zaten kanalda da bavulunuzda ne koymalısınız videosu yer alıyor. Şuradan ya da oradan videoyu izleyebilirsiniz. Çok faydalı bir video olacak eminim sizin için. Her şeyiniz hazır. Gitmenize bir gün kalmış. Yapmanız gereken son şeylerden bir tanesi de online check-in. Eğer uzun süreli bir yere gidiyorsanız son dakikalar genelde çok panik halinde geçiyor. İşte şu eşyamı aldım mı, şarj aletimi aldım mı, pasaportum yanında mı gibi. En azından benim için öyle. Bu panik halinden sonra bir de check-in sırası beklememek için ya da acaba havalimanına yetişebilecek miyim, işte check-in sırası kalabalık olacak mı diye düşünmek yerine online check-in yapmanızı tavsiye ederim. Ben Türkiye'den Rusya'ya giderken çok problem olmamıştı fakat Rusya dönüşünde hem havalimanı çok kalabalıktı hem de online check-in yapmama rağmen beni orada çok bekletmişlerdi pasaport kontrolünde. Bence online check-in bir diğer hayat kurtaran maddelerden bir tanesi arkadaşlar. Yine gitmeden önce online check-in'inizi yaptınız. Gece rahatça yatağa gireceksiniz. Son olarak lütfen evraklarınızı kontrol edin. İşte kimliğiniz, pasaportunuz ya da havalimanında göstermeniz gereken evraklar. Bana kalırsa bu tarz evraklarınızı ve telefonunuzu koymak için mutlaka yanınıza küçük bir çanta bulunsun. Hani bu bele takılan olur, şu omuza takılanlar durumunda hiç fark etmez. Çünkü bir tarafta valizinizi tutma derdi, bir taraftan sırt çantanızdan işte ne bileyim cüzdanı çıkartayım, pasaportu vereyim derdi çok çok büyük bir kargaşaya sebep oluyor. Ben mesela giderken omzuma bir çanta almıştım. Direkt evraklarımı buradan çıkartıp vermiştim. Bence bu da bir diğer önemli noktalardan bir tanesi. Tecrübeme dayanarak size verebileceğim tavsiyeler bunlardı. Bir sonraki videoda da Global Volunteer tecrübemi bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.